Evet, bugün çok heyecanlıyız. Tabii bir o kadar da gururluyuz. Savunma sanayimizin son 20 yılda geldiği, herkes tarafından takdir edilen, gıptayla bakılan, önerilen ve bunun arkasındaki gelişimi, değişimi, dönüşümü, çevik yapılanmayı, motivasyonu, heyecanı merak uyandıran bir konu. Tabii bu konuda sözlerimizin başında işte bugün törenimize de katılan Sayın Cumhurbaşkanımızın koşulsuz desteğini vurgulayarak bu gururları yaşadığımızı ifade etmek isterim. Kara, deniz, hava, her türlü ortam için denizaltı, işte dün akşam farklı bir heyecanı yaşadık. Teknolojide, savunmada ve çığır açıcı alanlarda özellikle savunma sanayinden başlayarak güzel çalışmalar peş peşe birbirinin arkası platformlarla beraber geliyor. Bu platformları tabii anlamlı kılan bunların özgün tasarımları. Bu özgün tasarımlarla beraber Türkiye'de, ülkemizde yerli milli olarak üretilmesi ve bu platformları fonksiyonlarını icra etmek için üzerinde bulundurdukları tüm algılayıcıları, sensörleri, radarları, optikleri, haberleşme sistemleri, mühimmatları hepsinin çok şükür yerli ve milli yapılıyor olmasının verdiği bir gurur. Savunma sanayimiz, Milli Savunma Bakanlığımız, son kullanıcılarımız, üniversitelerimiz, Savunma Sanayi Başkanlığı'ndaki personelimiz, şirketlerimizdeki işçilerimiz, teknisyenimiz, mühendislerimiz hepsinin ortaya koyduğu bir gönül ile ve sinerji ile bu gururları yaşıyoruz. İşte bugün siz de ifade ettiğiniz 4 tane platformun teslimatını aynı anda yaptık. Birbirinden çok farklı fonksiyonları yerine getirecek. Evet, dünyada çok az bir ülkenin ürettiği ürünleri burada donanmamızın emrine sunmuş olduk. Bunlar tabii devam eden sürecin bir kısmı. Bundan sonra da teslimatlarımız devam edecek. İşte en son SİSİK toplantısında yeni deniz platformlarının kararları alındı. Onların da bir an önce çalışmalarına başlanacak ve teslimatları yine bugün olduğu gibi inşallah böyle güzel törenlerle donanmamızın hizmetine verilecek. Buradaki en önemli unsurlardan tabii gemilerin özgün bir şekilde tasarlanması ve üretilmesiyle birlikte bunların içinde biraz evvel sıraladığımız o faydalı yükleri ve mühimmatları ve sistemleri üreten işte Güzide şirketlerimiz var. Bugün o Güzide şirketlerimizin genel müdürlerimiz de törende. Onlar da ayrı bir gurur taşıyor. İşte arkamızda milli fırkateynimiz, E sınıfı, TCG İstanbul var. Bunun üzerinde konuşmak, anlatmak yani dakikalara sığmaz. Onlarca, yüzlerce firmanın, çalışanın alın teri, akıl teri var. Yine aynı şekilde arkamızda TCG Derya gemimiz, denizde ihmal gemimiz. Kendine has özellikleri, yerli milli alt sistemleriyle bezenmiş bir gemi. Tabii bütün bu gemilerin yanında boyutu küçük ama çok büyük işler yapan bir milli SİDA'mız var. Aynı şekilde maalesef için İkmal gemimiz var, lojistik gemimiz var. Bugün bunları orada kullanıcılarımıza teslim etmiş olduk. Tabii bunları biraz evvel de ifade ettim. Bu şirketlerimizin gözünde temsilcileridir. Ve o şirketlerde çalışan arkadaşlarımızın katkılarıyla yerlilik ve millilik oranı en son noktaya ulaştı. Ben arkadaşlarımızın da kendi sistemleriyle ilgili bu platforma yaptıkları katkılarıyla ilgili ifade etmelerini hem kendi şirketleri hem çalışanları adına ifade etmelerini isterim. Uygun görürseniz buradan takipçisi olan arkadaşlarımızdan başlayalım. Evet, İstanbul Fırkateyni özellikle bizim için önemli projelerimizden bir tanesi. İlk defa milli dikey atım launcher sistemimizi üzerine entegre ettik. Bundan sonra kendi hava savunma füzelerimizi Hisar'ın deniz versiyonlarını ve Siper'in deniz versiyonlarını inşallah Midlands'tan atacağız. Bununla beraber atmaca entegrasyonu, atmaca gemi savar füzemizin entegrasyonu yine bu geminin üzerindeki Mavi Vatan'ın çelik kılıcı olarak gemimizin etkin bir şekilde görev yapmasını sağlayacak. Bunun yanı sıra tabii en son yapmış olduğumuz Akya torpidomuzun da testi başarıyla tamamlandı. O da deniz kuvvetlerine, özellikle denizaltılarımıza çok büyük bir güç çarpanı olarak devreye girecek ve bundan sonra da hareket alanında deniz kuvvetlerimizin gücüne güç katacak diye değerlendiriyor. STM olarak bugün test edilen 4 platformun aslında 2 tanesinin ana yüklenicisiyiz. Böyle bir gurur duymak gerçekten hepimiz için çok kritik ve çok değerli. Ülkemizin ilk milli fırkateyni İstanbul, Milgen projemizin 5. gemisi. Bundan sonra kardeşleri de yolda, onlar da geliyor olacak. İnşallah buradaki firmalarımızla beraber Savunma Sanayi Başkanlığımız öncülüğünde
gerçekten yerlik millik oranı çok yüksek ve sınıfındaki uluslararası bütün benzer platformlarla rekabet edebilecek ve en başarılarından bir tanesini ortaya çıkarttık. Yine üsteğmen Arif Ekmekçimiz, lojistik destek gemisi ama yetkinlik olarak oldukça üstün bir gemi. STM ailesi olarak böyle bir ailenin savunma sanayi ailesi parçası olmaktan gurur duyuyoruz ve böyle ürünleri ülkemize kazandırıyor olmakta mutluluğunu ayrıca yaşıyor oluyoruz. Ben teşekkür ederim hepinize. Asya sanatçısından da DNS projeleri gerçekten birçok sensörüyle, silah sistemiyle, elektronik sistemleri donattığımız kapsamlı projeler. Bugün 4 tane proje bu arada teslim ediliyor ama bizim açımızdan birkaç ilki, birkaç anlamlı şeyi yaşadığımız bir teslimat töreni oldu. Öncelikle ilk defa MİLGEM gemilerimizi, İl sınıfı gemilerimizi milli radarları ve milli hava savunma sistemleriyle teslim ediyoruz. Bence önemli bir gelişme bu gemi için, bu benim gözümde. Üzerinde 48-49 tane sensörümüz, sistemimiz var. Ancak ilk defa bu gemide, MİLGEM 5'te üzerindeki Cenk arama radarı milli olarak ilk defa teslim ediliyor. Hemen altında hava savunma füzelerinin yükülmesiyle ilgili Akrep radarımız ilk defa teslim ediliyor. Suyun altındaki aynı yetkinliği sağlayan Fersa sonarımız ilk defa teslim ediliyor. Ve hava savunma görevinde yakın hava savunmayı atıra edecek Gökdeniz sistemimiz de ilk defa envantere giriyor. Bir beşincisi de torpido atışı sistem. Bu 5 sistem MİLGEM 5. gemide, MİLGEM İl sınıfı gemide envantere ilk defa yerli olarak girmiş oluyor. Ve Pakistan'la oluşturduğumuz hisar çözümünü de dikkate aldığımızda milli sistemlerimizi milli hava savunma ve milli radarlarla donatmış oluyoruz. Bu açıdan 5. MİLGEM ama bu açıdan ilkleri barındırıyor. Bizim için ikinci ve gurur verici bir konu da Türkiye'nin ilk insansız deniz aracı, aslında ilk silahlı insansız deniz aracı bordo numarası da 1001 olarak bugün envantere girmiş oldu. Bu hem Türkiye'nin donanmasının ilk insansız deniz aracı olması hasebiyle Sefine Tersanesi ile birlikte geliştirdiğimiz bir sistem, hem de dünyada elektronik harp alanında tek örneği olan İDE olması hasebiyle de önemli bir yeteneği donanmamıza kazandırmanın biz haklı gururunu yaşıyoruz. Dolayısıyla hem silahlarda hem yeni geliştirdiğimiz sensörlerde bir taraftan donanmamıza yeni sistemler vermenin gururunu yaşarken bir taraftan da hep söylediğimiz ilkleri ve yeniyi yapmanın da bugün örneklerinden birini gösteriyoruz. Ben bütün paydaşlarımıza, Savunma Sanayi Başkanlığımıza, Donanma Komutanlığımıza, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza destekleri için teşekkür ediyorum. Bu gurur gününde teslim alınan gemilerin deniz kuvvetlerimize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu gemilerde bizlerin de emeğinin olması, bizlerin çalışmalarının da katkılarının da bu gemilerde olması firmamız Havelsan ve çalışanlarımız adına büyük bir onur verici bir durum. Biz bu çalışmayla aslında teslim alınan bütün fırkateynlerde, TCG Anadolu'da ve diğer tamamlayıcı gemi sistemlerinde hepsinin savaş yönetim ve komuta kontrol sistemini Advent olarak tasarlayıp uyguluyoruz ve gemilere entegre ediyoruz. Bu kabiliyeti Türk Deniz Kuvvetleri'ne kazandırdıktan sonra diğer büyük gurur kaynağımız bunu aynı zamanda dünyada ihraç etmek, ihraç potansiyeli büyük ölçüde yakalamış durumdayız. Bunu ileride duyuracağımız büyük projelerle de taşlandırmak istiyoruz. Daha sonra insansız deniz aracı konusunda da yapmış olduğumuz çalışmayı bir sonraki programda inşallah tekrardan hizmete alınmasını ve duyurulmasını temenni ediyoruz. Sizlerle paylaşmayı umut ediyoruz. Savunma Sanayimizin önceliğinde ve Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu çalışmaları eş güdüm içerisinde diğer paydaş firmalarımızla birlikte yaptığımızdan dolayı da çok mutlu olduğumuz bir günü yaşıyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum bu anlamda. Değerli arkadaşlarım, Deniz Kuvvetlerimizin milli dizayna sahip en büyük gemisi olan TCG Derya'yı ve silahlı insansız deniz aracını Mardin'i sizlerin huzurunda Şanlı Donanmamıza teslim etmenin gururunu yaşıyoruz bugün. Sefine Tersanemiz hem askeri gemi hem de diğer çelik yapılar ve gemiler yapmak üzere kurulmuş bir tersanedir. Tersanemizde 7000 işçi çalışmaktadır. 50'den fazla ülkeye ihracat yapmaktayız. Bu yapmış olduğumuz TCG Derya gemisi 283 Türk mühendisinin ve 2864 Türk işçisi alın teri dökerek yapılmıştır.
TCG Deryan Yapım ve İnşası'nda 718 firma yer almış. Yerlilik oranımız %77'nin üzerindedir. Bu yerli katkının da %50'si KOGİ'lerden oluşmuştur. Gemimizin donanmamıza ve Türk milletine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Teşekkür ederim.